TR724 ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Avukat Nurullah Albayrak'la beraber hukuk ve insan hakları konularını gündemimize taşıyacağız. Bugün bir konuğumuz daha var. Yine arada sırada yayınlarımıza katılıyor. Çok da güzel oluyor. Strasbourg'dan Ensar Nur. Ensar'ı da alalım. Evet, hoş geldiniz Nurullah Bey. Hoş bulduk. Sağ olun Mahmut Bey. Evet, hoş geldin Ensar. Nasılsın? Hoş bulduk, sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi ben aslında bugün bu yayına başlarken şöyle bir şey demek içimden geçmişti. Bu YouTube'un artık efsane isimlerinden birisi Şule Aydın'dan Mülhem. Tımarhanede bu hafta diye başlamak istiyordum. Çünkü biraz sonra birkaç tane haber arka arkaya aktaracağım. O zaman bu haberlerin ancak bir tımarhanede veya bir deliler ülkesinde olabileceğini zaten siz de takdir edeceksiniz görünce. Sizin yorumlarınızı alacağım. Nurullah Bey, hatırlarsanız siz yaklaşık 8 yıl kadar önce bir platform kurmuştunuz ne yapılabilir diye. Türkiye'deki yaşanan hukuksuzluklara karşı insanların dertlerine çözüm bulacak, çare olacak ne yapılabilir diye bir platform kurmuştunuz. Doğru mu? Kimin nereye başvurması gerektiği, ne kadar sürede hangi mahkemeye, hangi merceğe başvurması gerektiği gibi konularla destek vermiştiniz. Çok da güzeldi, hala da devam ediyor sanırım. Tam gaz devam ediyor çünkü hukuksuzluklar, yani duracak gibi de görünmüyor yani şu hale baktığımızda. Artık yani Şule Aydın'la özdeşleşen bir marka olmasaydı bu programın adını da biz tımarhanede bu hafta koyardık. Çünkü artık her hafta gündeme getirdiğimiz, anlattığımız konular tam tımarhanelik konular. İsterseniz ben birkaç tanesinden şöyle hızlıca okuyayım, size takdir edin. Mesela önce Rütük'ten başlayalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 20 Ekim'de vefat eden Fethullah Gülen Hocaefendi ile ilgili Bursa'da Bugün TV isimli bir televizyon kanalında sunucu Aysın Komitkan'ın Fethullah Gülen'in vefatı üzerine ne diyelim mekanı cennet olsun dediği için Rütük oy birliğiyle %5 para cezası vermiş. Oy birliğiyle. Kim var Rütük'te bu cezayı verenler arasında? AK Parti, CHP, İYİ Parti ve DEM Parti üyeleri. Ve bunlardan hiçbir tanesi de kalkıp ya arkadaş deli misiniz siz ya bu yüzden ceza mı verilir dememiş mesela. Evet, bu bir çok haber. Ücretik. Evet. Bir diğer haber. Aynı şekilde devamlı olduğu için söyleyeceğim. Fethullah Gülen'in vefatı üzerine taziye mesajı attığı için tutuklanan Kazım Güleçyüz hala hapiste. Ve muhtemelen çok detaylı bilgimiz yok ama tutukluğuna da itiraz reddedildi muhtemelen. Çünkü içeriye atılması gerekiyordu, susturulması gerekiyordu ve hala Kazım Güleçyüz hapiste. Gazeteci Furkan Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve belediyeye kayyım atanması ile ilgili yaptığı haberlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın isimlerini yazdığı için haberlerde, yani bunların talebiyle, bunların talimatıyla operasyon yapıldı dediği için tutuklandı. Suçlama ne? Terörle mücadelede görev almış kişilere hedef göstermek, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve yanıltıcı bilgi alenen yayma. Ve Furkan Karabay şu anda hapiste. Bu arada şey de söyleyelim, Akın Gürlek'in yeni İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'in hakim eşi Elif Gülşah Gürlek önceki gün Sermaye Piyasası Kurulu'na üye olarak atandı. Yani bu çok kritik bir pozisyon. Bunu herhalde anlatmaya gerek yok. Bu atama çok konuşuldu. Kocası Akın Gürlek'in Esenyurt'ta yapılan siyasi operasyonun ödülü olarak yorumlandı. Elif Gülşah Gürlek'in uzmanlık alanı nedir diye şöyle biraz bakayım dedim. Yani çok bir şey bulamadım ama en son bildiğim çocuk mahkemesiymiş. Yani SPK ile ilgili veya ticari konularla ilgili herhangi bir müktesebatının olduğuna dair bir şey görmedim. Yani yine bir Allah'ın kulu da kalkıp ya bu yanlış anlaşılır bu atama, yani bunu yapmayalım dememiş. Kör göze parmak sokarcasına bu atamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi gazetede imzalayarak yayınlamış. Ve son haberimde var, aslında daha çok haber var. Yani bir 5-6 tane daha var ama hepsini söylemeyeceğim. Vaktimiz az çünkü. Koza İpek Holding'in sahibi, iş adamı, iş insanı Akın İpek'in 78 yaşındaki annesi Melek İpek sabaha karşı polis başkanıyla evinden alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kesinleşmiş cezası var diyerek. Akın İpek bu baskını şöyle duyurdu. Bu sabah annem Hacı Melek İpek'i de aldılar. Yaşı ileri, kaç hastalığı var sayısını bilmiyorum. Aranızda aklı başında kimse yok mu sözleriyle duyurdu. Ki bu konuda daha detaylı bir şekilde birazdan gireceğiz. Ama ben size sorayım Nurullah Bey. Hiç aklı başında kimse yok mu? Hakikaten bu haberlere baktıktan sonra bir tımarhanede geçtiğini düşünüyor insan. İşte tımarhanede geçtiği için aslında aklı başında kimse aramıyorlar yani. O ortam buna müsait. O ortamda zaten diğerlerini
muhtemelen akılsız olarak değerlendirdikleri için. Şöyle ben de birkaç tanesini mesela şu Rütük hadisesi benim de çok dikkatimi çekmişti. Ya şöyle bir mevzu. Orada Hoca Efendi ile ilgili başsağlığı dilenmiş dilenmemiş meselesi bambaşka bir şey. Ama ortada şöyle bir mevzu var. Bu tip konularda terörün propagandasıyla ilgili bir suçlama varsa karşısında ifade hürriyeti meselesi gündeme geliyor. Yani ifade hürriyetini mi önceleyeceğiz yoksa terörün propaganda suçu var mıdır yok mudur meselesini bir karşılaştırma yapacağımız mevzuda. Şimdi ifade hürriyeti dediğimiz hadise demokrasi için en temel unsurlardan bir tanesi. Rütük aslında bunu değerlendiriyor. Rütük değerlendirme yaparken bu konuşma ifade hürriyeti kapsamında mı değil mi? Bununla ilgili değerlendirmeyi yapıyor ve hep birlikte diyorlar ki bu ifade hürriyeti kapsamında değil. Çok tehlikeli. Yani burada ihanetten falan bahsediyoruz ya, her fırsatta bize önüne geldikleri zaman fırsatını yakaladıklarında bize hain diyorlar. Ortada bir hain varsa, hainlik varsa bu tip temel hak ve özgürlüklere karşı özgürlük hainleri var. Yani ifade hürriyetini resmen yok ediyor. Bunu iktidardan bekliyoruz biz zaten. İktidar insanların ifade hürriyetini bırakın, düşünce özgürlüğünün olmamasını istiyor zaten. İnsanlar düşünmesin. Düşündüklerini ifade etmesin. Bunu zaten iktidar istiyor. Peki muhalefet ne yapması lazım? Muhalefet demokrasinin, hukuk devletinin olmazsa olmazı ifade hürriyetinin korunması için durun kardeşim siz ne yapıyorsunuz demesi lazım. Bunu dememiş ve böyle bir şey ortaya çıkmış. Ben o hanımefendinin konuşmasına da baktım. Aslında konuşmasında şöyle bir iradesi yok yani. Yani o sevdiğinden dolayı mekanı cennet olsun demiyor. Aslında alışkanlık yani bir ölen vefat eden birisinin arkasından söylenen bir söz olarak Genel bir şey. söylüyor. Yani burada yani normal bir şey söylemiş. Sonrasında zaten sonrasında görevden almışlar. İşine son vermişler, açıklama yapmışlar. Ya tam bir fecaat bir ortam yani. Burada biz aynı şekilde Kazım Güleç Yüz'le ilgili. Kazım Güleç Yüz'ün bir tane tweet'i var. Tweet'inden dolayı. Tweet'inde de evet bir başsağlığı dilemiş ama ya başsağlığını eğer seveni varsa sevenden ne diliyorum gibi olmuş. Yani orada da çok özel bir gerçekten tasvip edilecek bir ifade gibi söylemiyor. Burada biz karşılaştığımızda şunu ortaya koymak lazım. Yani böyle bir suçlamayla karşılaşıldığında terör propagandası diyorsak şiddete teşvikin olması lazım. Ortada bir şiddete teşvik olmalı. İki ifadede de Rütük'ün verdiği kararda da Kazım Güleç Yüz'ün tutuklama kararında da ya şiddete teşvik gibi bir hadise söz konusu değil ki. Şiddete teşvik veya şiddeti var olan, yapılmış olan cemaat tarafından bir şiddet eylemi gerçekleştirildiğini kabul ediyorsanız bunu benimseyen, tasvip eden, başkalarına bunu öven bir konuşma olması lazım yani o ifadenin. İkisinde de böyle bir şey söz konusu değil. İkisi de saçma sapan bir uygulama neticesinde ne yapacaklarını bilmeyen tam tımarhanelik delilerin yapmaya çalıştığı bir şey. Yani buradaki o yargılama tımarhane ile ilgili Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Meşhur, yani Giriniz. ismi de muhtemelen meşhurdur da o deliler Pardon. bir yargılamaya gidiyorlar Küpeli. ya, tam bir Gelseye. Evet. deli deli küpeli. Evet, deli Evet, deli evet, evet. küpeli. Orada yani oradakiler bile, o deliler bile akıllıca bir şeyler yapıyorlar ama delice işler yapıyorlardı. Buradaki de öyle. Ya buna ne yapalım demişler. Ama bence burada asıl dediğim gibi iktidar, zaten iktidar hürriyetleri yok eden bir sistemde çalışıyor. Ama muhalefetin çıkıp da orada özgürlüklerin yok edilmesine imza atması tam bir ihanet yani. Ülkeye ihanet. Yani bir ihanetten bahsediyorsak yani ben kendimi o kategoriye bazen şöyle yani onlar koydukları için koyuyorum. Hain dedikleri için. Ya benim hainliğim mi daha büyük? Onların yaptığı hainlik mi daha büyük derseniz bu bugün belki anlaşılmayabilir ama ileride onların yaptığı hainliğin daha büyük olduğu ortaya çıkacak. Yani o yüzden Evet. yani gerçekten buna nasıl isim verilir bilmiyorum da çok fecaat bir durum yani. Evet. Bu arada tabii Kazım Güleç Yüz'le ilgili de şu anda bakıyorum. Yani yayın yönetmenliğini yaptığı gazetenin birinci sayfasında Kazım Güleç Yüz'le ilgili günlerdir tek satır bir haber girmemiş. Yani insanlar içeriye girdiğinde unutuluyor. Her tutuklama skandalı, her hapse atma bir sonraki tutuklama skandalında unutuluyor. Artık onu konuşmaya başlıyoruz. Bir bakıyorsunuz ki hapiste unuttuğunuz o kadar çok insan var ki. Yani haksız, hukuksuz yere hapse atılmış, zulme uğramış, mağdur edilmiş o kadar çok insan var ki. Başlayalım Mehmet Baransu'dan, Hidayet Karaca'dan, Gültekin Avcı'dan ve şu anda Mehmet Gündem'den. İçeride o kadar çok insan var. Gazetecileri saydım. Onun dışında
Yani her hafta belki gündemimizde olması gereken o beşizlerin anne babasının, yani altı çocuk sahibi beşizlerin anne babası, biraz sonra konuşacağımız işte Bay Doktor Bankasyalar gibi saçma sapan gerekçelerle içeriye atılan ve hala içeride tutulan insanlar var. İsterseniz devam edeyim ben. Yani bu sefer şeye dönmek istiyorum, Ensar'a dönmek istiyorum. Ensar, bu sabah Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar açıkladı. Bir değil, birden fazla karar açıkladı Türkiye ile ilgili kararlar. İsterseniz bir kısa özet geçebilir misin bize? Tabii, hemen geçeyim. AHİM yine ihlal kararları vermeye devam ediyor. Bugün dediğiniz gibi 3 farklı karar açıklandı. Keskin ve diğerleri, Manav ve diğerleri ve Tanyaş ve diğerleri şeklinde, yani toplam 499 başvurucuyu ilgilendiren kararlar diyelim. 499 kişi hakkında AHİM ihlal kararı vermiş oldu. Türkiye'nin bu kişilerin haklarını ihlal ettiğini söyledi. Peki kapsamı ne? İsterseniz kısaca ona bakalım. Bu noktada AHİM'in ihlal verme sebebi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde düzenlenen özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili. Yani başvurucuların ilk tutukluluk halleriyle ilgili olan durum. Yani herhangi bir haklarında bir mahkeme olmadan, bir iddianame hazırlanmadan tutuklanmaları ve uzun süre boyunca tutuklu tutulmaları ile ilgili durum. Tabii ki burada mevzu temel olarak uzun tutukluluk değil, ama tutuklanmalarındaki kullanılan makul şüphenin yerinde olup olmadığı ile ilgili bir karardı. Mahkeme makul şüphe yok diyor. Peki başvurucuların hakkında iddia edilen suçlamalar neler? Yani neden Türk makamları bu insanları 15 Temmuz'dan sonra derhal tutuklamış ve aylarca mahkemeye çıkmadan tutmuş cezaevinde? Onlara bakıyoruz. İlk olarak Baylok kullandıkları söyleniyor. Sonrasında Bankasya'da hesapları olduğu ve orada bankacılık faaliyetlerinde bulundukları belirtilmiş. Yine bazılarının evlerinde ve üzerlerinde yapılan arabalarda 1 dolar bulunmuş. F serisi olduğu ifade ediliyor. Yine SGK'lı olarak, yani resmi olarak bazı cemaate yakın kurumlarda çalıştıkları belirlenmiş. Bununla birlikte yine gazete veya dergi abonesi oldukları da saptanmış. Ve yine bununla birlikte aralarında bazı hukukçular var. Yani HSYK'dan ya da işte bazı hukuksal kurumlardan uzaklaştırılmaları da burada bir gerekçe olarak gösterilmiş. Yine pek çok davada da haklarında ifade olduğu, yani birilerinin tanık ifadesi olduğu ifade ediliyor. Şimdi bütün bunları düşündüğünüzde aslında Türk makamları için bunlar, biliyorsunuz, yani bunları toplasanız bile suç delili olamayacak şeyler, ama bunlardan birkaç tanesi bile Türkiye'de mahkum edilmek için yeterli oluyor. Ve ilk tutukluluk için, yani belki iddianame olmadan tutuklamak için yeterli oluyor. İşte bu noktada AHİM tam tersini söylüyor. Yani başvurucuların dosyasında bütün bu saydıkların hepsi birlikte olmasına rağmen diyor ki sen bu kişileri haklarında, hani iddianame hazırlamadan ya da tam dava sürecini ilerletmeden tutuklaman, makul şüphe görmen hataydı diyor. Bu insanları cezaevine koyman o kapsamda bir hak ihlalidir diyor. Yani bu noktada 499 kişiye ihlal kararı verilmiş oldu, makul şüphe olmadığı gerekçesiyle ilk tutukluluk hallerinde. Ne kadar tazminat ödedi, ödenmesini hükmetti? Onu da söyle istersen. Şöyle, 5'er bin euro tazminata hükmetti. Tabii aralarında bazılarına bu verilmeyecek, bazılarına verilecek gibi şeyler var. Hani o anlamda sanırım 468 kişiye 5.000 euro evet, verilmesine hükmedildi. Toplamda şu ana kadar mesela 60 farklı dosyada 2.353 kişi aleyhine ihlal çıkmış Türkiye ile ilgili davalarda ve buralarda da 10 milyon 700 bin eurodan fazla tazminat ödenmesine hükmedilmiş. Bu da Türkiye'nin yapmış olduğu hukuksuzlukların maddi bedeli olarak önümüze çıkıyor. Tabii ki bunda şunu da düşünmek lazım. Mesela yüz binleri etkileyecek olan Yalçınkaya kararı gibi anahtar davalar var. Hani buralarda yeniden yargılama sonucu oluşacak maliyetleri falan hesaba kattığınızda tabii ki bu miktarların çok çok büyüyeceğini söylemek mümkündür. Şimdi bu kararla alakalı bir şey daha ekleyeyim ben. Orada önemli olan şu bence, bunlar komite tarafından verildi. Yani komite ne demek? 3 hakimli bir panel tarafından verilmiş oluyor bu kararlar. Bu da şu anlamı geliyor. Yani bir daire ya ikinci daire büyük ihtimalle daha önce bu konuyla alakalı bir karar vermiş. Komitede bu davaları artık hızlı hızlı işleyip daha önce verilen kararlar üzerinden bunları hızlı sonuca bağlıyor. Bu anlamda bunu söyleyebiliriz. Yine Yalçınkaya kararında da mesela bunu daha önce bahsetmiştik. Büyük daire bir karar verdi.
bundan sonra o biner biner gönderilen ve karar verilecek olan davalar mesela 7 hakimli daireye gelmeyecek. Onlar da hep böyle komite tarafından, 3 hakimli komite tarafından kararlandırılacak. Yani bunlar hızlı bir şekilde bu şekilde karara bağlanmış olacak. Ahim aslında bu noktada ben buna, bu konularda daha önce karar verdim zaten ama hala bu dosyalar geliyorsa ben de bu şey hızlı şekilde karara bağlarım demek istiyor komiteden çıkarması itibariyle. Ve son olarak son cümle şunu da söyleyeceğim. Kararda bence bu kararlar kısa kararlar bu arada ama önemli bir cümle de vardı. Ahim diyor ki taraflarla yapmış olduğumuz işte haberle iletişimler sonucunda şimdi ilk tutukluluk halleriyle alakalı ihlal verdi ama şunu da not düşmüş. Tarafların avukatları diyor ki başvuranların bu insanlar sonrasında yargılanmış ve aynı iddialardan ceza da almışlar. Dolayısıyla pek çoğunun dosyası da Anayasa Mahkemesi önünde şu an bekliyor diyor. Yani aslında şunu söylüyor. Bu dosyalar da yakında benim önüme gelebilir. Ben buradan da ilk tutuk hallerinden değil artık ama ceza aldıkları esas şey üzerinden de ihlal verebilirim ve toplu ihlaller gelebilir diyor bence gözdağı vermek adına. Bunu da ekleyebiliriz kararla ilgili. Evet. Şimdi ben Nurullah Bey'e onu soracaktım tam olarak. Yani şu anda bu kararlar tutuklulukla ilgili diye. Zaten bunların büyük bir çoğunluğu herhalde girmiş, cezaevinde kalmış, yatarını doldurmuş. Zaten bitmiş yani. Bugün artık tekrar Yargıtay onaması falan beklemiyor. Yargıtay onadıktan sonra da aynen dediğiniz gibi ya bu gerekçelerle insanlar mahkum edildi. Yani yıllarca içeride yatırıldı. Yani daha bir paket daha gelecek demektir yani. Bu insanlar bu sefer aynı şekilde. Tabii şunu ben bekliyorum artık yani 2016'da, 2017'de, 2018'de yapılmış başvurular 2024'te karara bağlanıyor. Tutukluluk başvuruları, haksız tutuklulukla ilgili. Şimdi bir 5-6 yıl daha bekleyecek insanlar ki bu sefer 6 yıl önce, 7 yıl önce, 8 yıl önce yatıp da bitirdiği hapis cezalarını bu sefer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne götürecek. Yani Türkiye aslında bunu çok kolay kendi içerisinde çözebilecekken yani zamana oynayarak muhtemelen yani ne kadar uzun süre içerisinde yani insanların bir kısmı hayatını kaybediyor, bir kısmı bıkıyor, bir kısmı avukat bulamıyor, bir kısmının başvuruları postada kayboluyor. Bu korkunç bir haksızlık, korkunç bir hukuksuzluğa da kapı açılmış oluyor. Nurullah Bey size onu soracaktım. Ya bu konulara ilgili ilave edeceğiniz bir şey var mı? Şöyle evet, yani dediğiniz gibi zorlu bir süreçte aslında İnsan Hakları Mahkemesi kurulduğundaki öngörüleri Türkiye'nin yaptıklarıyla uyuşmuyor. Yani şöyle diyorlardı. Yani eğer biz emsal bir karar verdiğimizde ülkede o mesele çözülür. Bir daha artık karşımıza insan hakları ihlali gelmez ama Türkiye maalesef bunu böyle yapmıyor dediğiniz gibi. Zamanı oynuyor. Yoksa olması gereken hadise AİHM'den bir karar çıkmış. Benzer nitelikli bir karar çıkmış. Yalçınkaya kararı böyle bir karar. Ondan sonraki süreçte yani sistemin değişmesi lazım. Eğer birazcık insan hakları konusunda duyarlılık varsa, birazcık insan hakkı ihlali konusunda hassasiyet taşınıyorsa böyle yapılması lazım ama maalesef böyle değil. Burada da yani daha öncekilerde de konuşmuştuk zaten. Tutuklama kararı verildiğinde, ilk tutuklama kararları verildiğinde dosyada ne varsa sonrasında aynısı var. Yani bizim soruşturmamızda gelişen bir şey olmuyor. Aynı gerekçelerle tutukluyor, aynı gerekçelerle iddianame hazırlıyor, aynı gerekçelerle mahkumiyet kararı veriyor, aynı gerekçelerle de onama kararı veriyor. Yani bu dosya tekrar AİHM'e geldiği zaman AİHM diyecek ki ya ben zaten bu delilleri, senin delil dediğin bu delillerin hepsini değerlendirmiştim ve bunlardan dolayı da ya bırak insanların suçlanmasını tutuklanamayacaklarını söylemiştim zaten deyip tekrar ihlal kararı verecek. Buradaki bir de parantez açıp 5000 euroluk bir tazminat meselesi. Bu tazminat ya yaşanan mağduriyetlerin tazminatı değil. Böyle bir şey düşünmemek lazım. Aslında tazminat konusu Türkiye'nin konusu. Bu sadece sembolik anlamda yine de bir yapılan masrafları karşılamak, ya bu zamana kadar bir emek harcamış, bunun karşılığı olması için verilen bir para. Yoksa burada yaşanan mağduriyetlerin karşılığı değil, onun mağduriyetlerin karşılığı nasıl olacak? Buradan ihlal çıktığında Türkiye'de yargılamanın iadesi süreci başlayacak. Yargılamanın iadesi sürecinde ise hem maddi hem manevi tazminatlara oradaki mahkeme karar verecek. O yüzden hani yanlış anlaşılma olmasın. Bazen yine bunu arkadaşlar yanlış anlayabiliyorlar. AİHM'in verdiği tazminat sadece sembolik. Bu süreçle ilgili bir tazminat. AİHM kararlarını da orada takip ediyoruz. AİHM kararları ne oldu, ne anlama geliyor, bu zamana kadar kaç tane karar verdi. Şuradaki ve bu son verilen bugün açıklanan kararlar da burada dahil değil. Bu zamana kadar
10 milyon euroluk tazminat vermiş. Dediğim gibi sembolik bir tazminat. Ya bu iş asıl şeyine çıktığında 100 milyonlarca euroluk tazminatla karşı karşıya kalmış olacak. Şu an daha verdiği karar sayısı 2713 karar vermiş oldu. Ve bunların 2371'ini de büyük çoğunluğuna da ihlal kararı verdi. Diğer kararlar da red kararı olan başvuru sayısı neredeyse yok denecek seviyede. Diğerleri takipsizlikten dolayı düşme kararı verilen dosyalar. Bunu da internet sitesinden yani bakmak isteyenler, takip etmek isteyenler açısından takip edebilirler. TurkeyRightsMonitor.com isimli sitede tüm bu veriler ihlallerle birlikte AİHM verileri, Birleşmiş Milletler verilerini orada paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi başka bir konuya geçeceğim, bağlantılı bir konu. Şimdi AİHM'in bugün açıkladığı 3 dosyada özetliyorum. Baylok kullandıkları için, Bankasya'da bankacılık faaliyetlerinde bulundukları için, evlerinde F serisi 1 Amerikan doları bulundurdukları için, çok yani hani tımarhane dedik ya, işte tımarhanede olur böyle şeyler. Anayasa Mahkemesi üyeleri geçen hafta Strasbourg'daydı. Ve sen onlarla karşılaştın. Nerede karşılaştın? Neler konuştunuz? Şöyle bir özet geç bize. Evet, Anayasa Mahkemesi neredeyse tam kadro AİHM'le görüşmeye gelmiş. Tabii ki bu önceden bir ajandada yayınlanmadı. Yani basına ya da kamuoyuna duyurulmadı. AİHM kendi hesabından paylaştı ama onu da artık mesai saatinin bitimine paylaşmıştı. Ama ben öncesinde Avrupa Konseyi'nde işte temaslarda bulunurken, orada yapılan etkinlikleri takip ederken bir öğlen namazı için bir mescide uğramak istedim. Uğradım da orada bir Türk heyetiyle karşılaştım. Anayasa Mahkemesi'nden geldikleri belliydi. Tabii ki aralarından bir tanesinin de Anayasa Mahkemesi üyesi olduğunu tespit ettim. Sonrasında kendisiyle dedim ki fırsatlı fırsat konuşmak gerekiyor. Çünkü AYM üyeleriyle her zaman erişmek çok mümkün değil. Kendisine kendimi tanıttım. Elbette ilk tanışma çok hoş karşılanmıyor biliyorsunuz. Temsil ettiğimiz medya itibariyle. Ama tabii ki orada ben şunu söyledim. Türkiye'de çok fazla hukuksuzluk olduğunu, insanların adalet bekleyişi içerisinde olduğunu ve bunun da en yüksek şekilde yani Anayasa Mahkemesi tarafından sağlanabileceğini, bu noktada kendilerine büyük bir iş düştüğünü aktardım. Tabii ki üye kendisi şunu söyledi. Ben vicdanıma göre hareket etmeye çalışıyorum. İşte uzun tutukluluk hallerinde ihlal veriyorum ya da hasta gördüğüm zaman ihlal veriyorum ama dedi. Devamında şunu söyledi. Ancak karşı karşıya olduğumuz yapı işte çok tehlikeli bir yapı. Kökleri yurt dışında. İşte 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında yapılanları gördün, MİT'lerini gördün. Dolayısıyla böyle bir yapıyla mücadele kolay değil vesaire gibi bir çırpıda hani siyaset içerisinde duyduğumuz iddiaları saydı. Devamında elbette şunu da ekledi. Şimdi bu 17-25 Aralık operasyonlarını ve MİT'leri olaylarını saydıktan sonra dedi ki insanlar bunları gördükten sonra taraflarını seçmelilerdi. Yani bu yapının ne kadar tehlikeli olduğunu anlamaları gerekirdi ve direkt olarak bağlarını kesmeleri gerekirdi dedi. Yani 17-25'ten sonra eğer herhangi bir faaliyette bulunduysanız o zaman yarın bir gün terör örgütü üyesi olabileceğinizi, bununla alakalı suçlanabileceğinizi tahmin etmeniz gerekir diye getirdi konuyu. Tabii elbette ben bu noktalara da itiraz etmek zorunda kaldım. Yani özellikle o dönemdeki davaların gerçekliği, sonrasında politik durumun getirdiği durum, sonra pek çok siyasetçinin mesela bugün TV'ye, Samanyolu TV'ye çıkıp bu yolsuzlukları nasıl lanetlediğini vesaire gibi şeyleri aktarmak durumunda kaldım ama kendisinin tavrı çok netti bu konuda. Yani açıkçası özetle şunu söylüyordu. Bütün detaylarını tabii ki izleyicilerimiz okumak isterlerse sitemizde yazı mevcut. Kısaca şunu söyledi. 17-25 milattır. 17-25'ten sonra bilerek isteyerek yapıyla bağlantısını sürdüren başına gelecekleri kendisi hazırlamıştır gibi bir yaklaşım içerisindeydi. Tabii ki bu da şunu gösteriyor. Yani çünkü Anayasa Mahkemesi'nin biz bu konulara daha adaletli, daha hukuki yaklaşmasını beklerken burada adeta bir siyasi kapsamlı bir fikir gibi aslında o iltisak, irtibat kavramının çizgisinin nerede çekildiğini görmüş oluyoruz ve çok geniş bir şekilde çekildiğini görmüş oluyoruz. Tabii ki ben sonradan şunu da öğrendim. Bu AYM üyesi zamanında Zaman Gazetesi'nde de yazıları yayınlanmış birisiymiş.
Dolayısıyla sanırım benim fark edebildiğim kadar milatı kendi vazgeçtiği yerden çekmiş gibi gözüküyor. Yani kendi irtibatını nereden kopardıysa başkaları için de çizgiyi oradan çekmiş gibi gözüküyor. Yani enteresan bir yaklaşım. Tabii bu biz yaklaşımı çok duyuyoruz. Yani siyasilerden duyabiliyoruz ya da işte halk seviyesinde duyabiliyoruz ama bir AYM üyesinden, hukuk profesöründen beklemediğiniz bir yaklaşım oluyor tabii ki bu. O anlamda bir noktada ilginç bir görüşmeydi ama bir noktada da hani biraz rahatsız olduğumu söylemek zorundayım açıkçası. Hayal kırıklığıyla birlikte bir rahatsızlık duydum o anda. Tabii orada şunu da hatırlatmam gerekiyordu. Malum kendisi bunu söylüyor. Ya özellikle mesela şu konu gündeme geldi. Bankasya hesabı olanlara ceza verilmesi gibi bir durumu konuştuk. Ve bana onu şunu söyledi. Eğer 2014'te normal maaş alışverişinin dışında bir para artışı varsa burada yapacak bir şey yok dedi. Çünkü demek oluyor ki talimatla para yatırmış anlamına gelir. Bu da terör örgütü üyeliği için yeterli bir gerekçedir gibi bir yaklaşım sergiledi. Bunlardan ben de Yalçınkaya kararını hatırlattım tabii ki. Yani Yalçınkaya kararı çok net bir karar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin vermiş olduğu emsal bir karar. Orada baylok kullanmak, Bankasya'da hesabı olmak, işte sendika üyesi olmak gibi şeylerin tamamen legal olduğu ve bunların suç olamayacağını hatırlattım. Ancak kendisi Yalçınkaya kararının sadece baylok ile ilgili olduğunu ifade etti ve diğer iddiaları buna eklemedi. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Anayasa Mahkemesi daha önce tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. AYM'nin baylok ile ilgili farklı kararları var. Zaman zaman çelişkili kararları da oldu. Ama sanki Yalçınkaya kararını sadece baylok üzerinden değerlendirerek öyle ele alacaklar gibi gözüküyor. Yüksel Yalçınkaya 1. Derece Mahkemesi'ne yeniden yargılama sonucunda tekrar mahkum edilmişti. Muhtemelen bu dosya işte istinaftan, Yargıtay'dan geçtikten sonra AYM önüne gelirse eğer orada muhtemelen sadece baylok üzerinden bir değerlendirme yapacaklar ve diğer iddiaları şu an için söylüyorum dışarıda bırakacaklar gibi gözüküyor benim algılayabildim. Ama şunu da belirtelim. Ahim elbette bu dosyaların tekrar önüne gelmesini istemiyor. Çünkü yüz binlerce dosya var. Ahim yetkilileriyle de görüşme yapma fırsatı buldum ama şimdi uzatmayayım. Orası detaylı bir konu biraz. Onlar görüşmelerde anlayabildiğim kadarıyla bu dosyaların tekrar Ahim önüne gelmesini istemiyorlar. Yani bunun Yalçınkaya kararında belirtildiği gibi bu sistemik problemin Türkiye içerisinde Türk hukuk makamları tarafından çözülmesini ve toplu bir şekilde halledilmesini istiyorlar. Bu kapsamda hani yapılan görüşme de bence biraz bununla ilgili olabilir. Toplantının AYM Ahim toplantısının içeriğini şu an bilmiyoruz ama benim anladığım kadarıyla Ahim AYM'den bu bakışını belki biraz daha değiştirmesini ve daha kapsamlı bir çözüm bulmasını istiyor olabilir. Dolayısıyla bu kapsamlı görüşmeler devam ediyor olabilir benim çıkarım. Ya bu konuda sizden bir habercilik yaparak bu konuşmanın içeriğini öğrenmenizi bekliyoruz en kısa zamanda. Bakalım. İnşallah. Peki şimdi Nurullah Bey size dönüyorum. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi yani Ensar onun robot resmini çizmiş ama sadece ismini koymamış. Yani zaten çok rahat insanlar bunun kim olduğunu öğrenebilirler. Zaman Gazetesi'nin yazıları yayınlanan deyince ben baktım bayağı bir yazı yayınlanmış. Bir tane iki tane değil. Hatta bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı'nın görev süresiyle ilgili bir yazı. Şimdi tekrar bir kontrol ettim. Diyor ki sadece Baylok'la ilgili Yalçınkaya kararı. Gerçekten öyle mi yani? Yalçınkaya kararını neyle ilgili olduğunu bunun bilmeme ihtimali var mı? Şöyle aslında Akın Gürlek örneğinde bunu görüyorduk da Ensar Bey şaşırdı. Biz şaşırmadık yani bu tip insanlar. Ya Türkiye'de sadakat üzerine kurulu bir düzen var. Sadakat üzerine kurulu düzende de kullanışlı kişilere ihtiyaç var. Ya yani o düzenin devamı için. Anayasa Mahkemesi kullanışlı kişilerin bulunduğu yerlerden bir tanesi. İstanbul Başsavcısı öyle, terör mahkemeleri öyle, Yargıtay'ın ilgili daireler öyle. Ya bu kullanışlı kişilerle hareket edildiğinden dolayı ya kullanışlı kişiler tek dertleri sadakat. Ne söylendiğiyle ilgilenmiyor. Ya bize anlattığı hikayeler yani gerçekten bir hem prof diyorsunuz, hukukçu, profesör, hem Anayasa Mahkemesi üyesi. Kahvede, şu an gitsek köydeki, köy yerindeki biraz aşağılıyormuş gibi anlaşılıyor ama öyle değil yani. Hani insanların bir araya geldiği, oturduğu kahvedeki konuşmaları yapıyor bize. Ya bir hukukçunun yapacağı konuşmalar değil bunlar. Ya bir hukukçu muhatapları ile ilgili kendi zihninde farklı bir değerlendirme olsa bile zihnindeki değerlendirmeyi ortaya koyamaz. O zihnin arka planında dursun.
Ama işlerken bile, dosyasına bakarken bile ona bakamaz. Ya bu dosyalar ferdi dosyalar, bakılır, değerlendiririz demesi lazım. Ama ya sadakat de o kadar üst seviyeye çıkmış ki, ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içerisine gelmiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde insan hakları konusuyla ilgili karşılıklı müzakerede bulunacaklar. Orada insan haklarının nasıl ihlal edildiğini, edileceğini, bundan sonra nasıl davranılacağını bir gazeteciye anlatabiliyor yani. Ya bu insanların yani sadakat konusunda, sadakatleri gözlerini kör ettiği gibi zihinlerini de fesada uğratmış. Yani şeyleri yok, muhakemeleri yok. O yüzden şimdi Yalçınkaya kararı sadece Baylok'la ilgili mi? Ya birisi ona sadece Baylok'la ilgili demiş, oturup bakmamış hiç. Sadakat böyle bir şey. Çok tehlikeli yani. Hani normalde bu şahıslar bize bazen böyle ithamda bulunuyorlar. Yani siz okumuyorsunuz, dinlemiyorsunuz, değerlendirmiyorsunuz. Hadi biz okumuyoruz. Tamam. Öyle diyelim. Kardeşim sen Anayasa Mahkemesi üyesi olmuşsun. Yalçınkaya diye bir karar verilmiş. Yalçınkaya kararı denmiş. Kararın içerisinde deniyor ki 100 binin üzerinde insanı ilgilendiriyor. Türkiye'de AİHM'in önündeki 20 bin tane, 10 bine yakın dosyayı ilgilendiriyor. Sen böyle bir kararı okumamışsın ya. Böyle bir kararı vazifen olmasına rağmen okumamışsın. Siyasetçilerin söylediği argümanları gelip bize hukuk diye anlatıyorsun. Kusura bakma da yani senin bize anlatabileceğin bir şey yok. Orada Yalçınkaya kararında Baylok şöyle anlatıyor. Diyor ki diğerleri tali mesele, şundan dolayı tali mesele olarak görüyorum diyor. Türkiye diyor, mahkemeler diyor, öbürlerini diyor hep diyor Baylok'un yanına eklemişler diyor. Asıl konu Baylok, diğer konularda zaten ihlal, bir tanesinde dernekte, sendikada zaten ayrı bir ihlal kararı vermiş. Aynı dosya içerisinde, Yalçınkaya kararı içerisinde vermiş. Bankasya meselesini değerlendirmiş. Bankasya ile ilgili diyor ki, yani orada dosyanın içerisinde söylüyor. Burada da diyor hükümet her ne kadar bunu ifade etse bile diyor, bunu da Baylok'la birlikte değerlendirdiğinde suç olarak değerlendirmiş diyor. Yine onu da Türkiye'ye atfen söylüyor. Onun dışında daha önceden verdiği kararlardaki bazı ihlallere atıf yapıyor. İşte Zaman Gazetesi abonesi olmak, bir kurumda çalışmak, bunların da diyor, bunlar da zaten diyor, inceleme konusunu şundan dolayı, bunlar da ihlal konusu olarak değerlendiriliyor ama benim için en öncelikli konu Baylok, çünkü Türkiye asıl meselesini Baylok üzerine bina etmiş diyor. O yüzden bir değerlendirme yapıyor. Yani bir hukukçunun alıp da bu dosyada sadece Baylok var diyorsa onun hukukçu olduğunu söylemek zor. Onun okuduğunu bile söylemek zor. Yani o yüzden o dosyada böyle bir hadise söz konusu değil. Bence yani Ensar Bey'in çok sarsılmasına da gerek yok. Ya bu insanlar sadakat üzerine hareket eden kullanışlı kişiler. Yani okumuyorlar. Bunlar sistemdeyse şöyle demiş. Nasıl demiş? 17-25'ten sonra şeyi fark etmeliydiniz. Neyi fark edecekmiştik? Ben orada bir yolsuzluk yapılmış, yolsuzluk yapan bir iktidar. Bence ben şunu düşünüyordum yani oradaki aslında benim zihni planda ya yolsuzluk yapan bir iktidarın, çeteleşmiş bir iktidarın, yani o suç örgütü oluşmuş. Suç örgütü oluşmuş, orada bir faaliyet, yani bu suç örgütü oluşmuş faaliyetin illegal bir faaliyet olacağının ortaya çıkacağını düşünmüştüm. Yani orada o aklımıza gelirdi. Başka bir şey değil. Orada ben, ya biz bankaya para yatırmıştık. Acaba bankaya yatırdığımız paradan dolayı bizi terör örgütü ilan ederler mi? Ben bir hukukçu olarak bu benim aklıma gelmedi. Yani o şartlarda bile aklıma gelmedi. Beyefendi ne yapıyor? Şu an tahminlerle tahmin etmeliydi. Tahminlerle ceza yargılaması yapacağız. Ben diyorum ki tahmin etmemiştim. Niye tahmin edeyim ki yani böyle bir şey? Bankaya para yatırdığımdan dolayı, dernek üyesi olduğumdan dolayı, faaliyetler yaptığımdan dolayı, cemaat mensuplarının avukatlığını yaptığımdan dolayı terör örgütü üyesi olabileceğimi asla aklıma getirmedim. Ya bak söylüyorum yani, samimiyetle söylüyorum. Hala bile böyle bir şeyin doğru olmadığını söylüyorum. Yani sen o yüzden tahminle falan, eğer tahminle hareket ediyorsak şöyle hareket etmesi lazım. Ortada bir çete var, suç örgütü var. Aslında sen o suç örgütüyle beraber hareket ediyorsun. Sen onu tahmin etmelisin. Tahmin etmeliydin. Yani şu an yaptığın her faaliyet o suç örgütüne artı olarak değerlendirilen bir faaliyet. Bence öyle kabul etmesi lazım. Şunu soruyorum Nurullah Bey. 17-25 Aralık yolsuzluklarını yolsuzluk olarak gören sadece Gülen cemaati mensupları mı? Türkiye'nin 3/2'si yani AK Partililer dahil, tabii. Cem Küçük çıktı, bal gibi yolsuzluktur dedi mi demedi mi yani televizyonda? Dedi. Veya bir yani şeyde YouTube'da hala duruyor şeyleri.
Kendi bakanı, o yolsuzluğa adı karışan bakanlardan bir tanesi bunu itiraf etti mi, etmedi mi? Etti. Kendi başbakanı Ahmet Davutoğlu bunun yolsuzluk olduğunu söyledi mi, söylemedi mi? Ya işte yolsuzluk ama darbe yaptılar hükümeti indirmek için falan. Yani o zaman Türkiye'nin 1/3'ünü sen 17-25'i yolsuzluk olduğuna inanarak inandıkları için yargılaman ve hapse atman gerekiyor. Yani çok saçma bir şey olmuş. Ya belki de şöyle, yani evet. bu adamların evet okuma yazması olmayabilir. Yani profesör olmuşlar ama artık Türkiye'de profesör olmak yani çok yani adiyattan bir şey. Hani eskiden derlerdi yani filanca fakülteye işte bir tane uzun kulaklı bir şey hayvanı bağlasan mezun olur 4 yıl sonra filan diye. Bizim mezun olduğumuz okulda öyle bir şey yoktu. Biz bayağı zorlandık herhalde. Nurullah biz aynı okuldan mezunuz. Ama bu profesör nereden mezun bilmiyorum ama yani hemşeri kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliği yapılmış bir adam, Anayasa Mahkemesi üyesi yapılmış bir adam. Yani ya okumuyor ya okuduğunu anlamıyor. Yani ikisinden birisi. Ya da şöyle üçüncü, dönüyor okumuyor. Raportörlere dönüyor. Ne diyor bu Yalçın'ın kararında? Hı? Üçüncüsü şey şöyle oluyor. Okuduğunu istediği gibi anlıyor. Okuyor evet, ama evet, anlamlandırırken sadık olduğu yapının verdiği mesaja göre anlıyor. Evet. Burada diyor darbe var. Kendi yönüne. Yoksa okuyor demeyelim de okuyorlar tam, da. Tam yani bir tımarhaneye yakışır bir Anayasa Mahkemesi üyesi veya üyeleri öyle diyelim. Yani siz başkanın biraz daha makul bir insan olduğunu, daha makul kararla çıkacağını bekliyordunuz uzun zamandır. Ben de bekliyorum bakalım. Devam ediyorum. Şöyle diyelim abi bir taraftan da, AYM tarafından verilen İki tane aslında yakın zamanda verilen iki tane ihlal kararı var. Daha henüz içeriğini görmedik ama ihlal kararı verdiler. Bakalım içeriğinde ne diyecekler. Yalçın Kaya'yla bağlantılı iki tane dosyaydı. Ve ihlal dediler. Göreceğiz bakalım içeriğinde ne var. Şimdi tımarhane dedik. Tımarhanedeki son haberde işte Melek Anne'nin, Melek İpek'in tutuklanmasıydı. Ve buna çok büyük tepki var aslında. Her kesimden tepki var. Ben sosyal medyada bakıyorum. Yani her kesimden. Bir de bazı siyasiler var aşırı hesapçı kitapçı. Ya ben bunu dersem işte benim seçmenim ne der, benim şu ne der. Yani vicdanları bunu kabul etmiyor. Yani vicdanlarında herkes isyan ediyor. Onlara da tarih kaydediyor tabii bu arada. Şimdi Akın İpek'in sözlerini bir daha söylüyorum. Aranızda aklı başında kimse yok mu dedi. Tımarhane mi burası yani hakikaten yani kimse yok mu diye sorduk biz de. Dün Akın İpek bir paylaşım daha yaptı. Çok ilginçti bu. Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, aslında Melek İpek'in evinden çıkmayan bir adam değil mi? Yani o kadar yemeğini yemiş, o kadar ikramını ikramda bulunmuş birisi. Ve oteli ve üniversite, otel dediğin yani 7 yıldızlı bir oteli vardı Bodrum'da sanırım veya işte oralarda. Ben hiç gitmedim bilmiyorum. Oteli ve üniversiteyi istiyor. İpek Üniversitesi'ne vermeyince Melek İpek'in hapsedildiği süreç başladı diyor. Evet. Aslında şöyle demek istiyor Akın Bey. Yani bu olay ben de öyle görüyorum zaten. Bu olay çok özel bir olay. Melek İpek'in herkes masumiyeti konusunda hemfikir. Ama öyle bir ortamla karşı karşıyayız ki güç, iktidarın gücü ve otoritesi kontrol dışı kaldığında masumiyet veya işte suçsuzluk gibi bir hadise söz konusu olmuyor. Yani sizi koruyamıyor. Öyle bir tehlikeli bir durum. Yani aslında Akın İpek'in söylediği aklı başında insan yok mu derken burada sadece ya dikkatli olun diyerek bir uyarı mesajında bulunmuyor aslında. Ya burada tehlikeli bir durum var. Sizi farkında olmaya çağırıyorum diyor. Aslında farkındalık mesajı ya. Burada eğer Melek İpek gibi bir hanımefendi böyle bir olaya maruz kalıyorsa Türkiye'de maruz kalmayan insan yoktur. Kim Melek İpek? Melek İpek ya dosyasına baktığınız zaman da zaten onu görüyorsunuz. Sadece insanlara değil tüm mahlukata yardımcı olmaya çalışmış bir insan. Yani faaliyet itibariyle baktığınızda yardımlarına falan bakıyorsunuz. Kendisi de öyle ifade etmiş savunmalarında falan. Herkese yardımcı olmuş. Resmi olarak milli eğitime kaç tane okul yaptırmış bilmiyorum ama milli eğitime okullar yaptırmış. Milli eğitime yardımlar yapmış. Başka taraflarda başka kişilere, kurumlara yardımlar yapmış. Yani tek yapmaya çalıştığı yardım. Ya böyle bir insanı alıyorsunuz ve diyorsunuz ki sen terör örgütü üyesisin. Yaptığı faaliyetler ne? Faaliyetler itibariyle bir şey koymamışlar ortaya. Faaliyetler hani bir
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde bir söz vardı ya, o söz aslında bunların sözü. Hiçbir şey olmadı ama bir şey olmuş olabilir gibi. Tam nasıl ifade? Ya buna benzer bir ifadeydi. Aslında hiçbir şey yok ama bir şey olmuş olması lazım. Yani Akın Bey de yaptığı açıklamalarda falan diyordu ki raporlar aldık. MASAK'tan raporlar çıktı. Başka yerlerden biz kendimiz raporlar aldık. Bizim aleyhimize rapor hazırlayanlar da şöyle dediler. Dediler ki ya her şey mükemmel ama her şeyin mükemmel olması mükemmel değil. Burada bir sorun var dediler. Yani mükemmel olmayı sorun yapan bir hadise. Yani o yüzden buradaki tehlike şu. Yani bu sadece Melek İpek'in başına gelebilecek bir hadise değil. Melek İpek gibi bir hanımefendinin başına böyle bir hadise geliyorsa gerçekten herkesin başına gelebilir. Burada zaten hani şu tutuklamalar meselesini konuşuyoruz ya. Tutuklamalar niye devam ediyor? İnsanlar bu konuda duyarsız olduğundan dolayı. Melek İpek'e sahip çıkmak demek aslında Melek İpek'e sahip çıkmak demek değil. Bundan sonra böyle hadiseler olmasın demeye, kendimize sahip çıkmak demek aslında. Başkaları mağdur olmasın, başkaları zulme maruz kalmasın, başkalarının mülklerine el konulmasın, kesildi. Ve yayın... burada oturup hukuki değerlendirme yapmaya gerek yok. Yani hukuken haklı mıydı, değil miydi? Böyle bir şey söz konusu değil. Yani ortada karar vermeye, ceza vermeye and içmiş birisi var. Yani o bahsettiğimiz sadık birer hakimler var. O sadık hakimler ne olursa olsun karar verecek. Karar verirken ne yapmış? O bizim çok meşhur şeylerimiz var ya, tanıklarımız, o iki tane Selim Çoraklı'yla kimdi? Birisi de o meşhur iki tane tanık var. İki tane tanık tanıklık yapmış. Terkeşli, evet. Ya evet. O tanıkların tanıklığından yola çıkarak mahkumiyet kararı vermişler. Yani o yüzden yani siz masum olduğunuzu istediğiniz kadar ifade edin. Getirirler iftiralarıyla maruf olan birini getirip orada tanık olarak dinletirler. O tanık ifadesiyle de mahkumiyet kararı verirler. Bak bu tehlikeli diyoruz ya. Bu tehlike sadece Melek İpek'in yaşadığı, Akın İpek'in yaşadığı bir tehlike değil. Bu tehlike Türkiye'de mülkiyet sahibi olduğunu söyleyen, şirketi olduğunu söyleyen herkesin yaşayabileceği bir tehlike. O yüzden bu tehlikeyle mücadele etmek istiyorsak Melek İpek'e sahip çıkmak gerekiyor. Melek İpek gibilere sahip çıkmak gerekiyor ki bu tehlikeyi bertaraf edelim. Maalesef sizin dediğiniz gibi herkes aslında bunu biraz farkına varıyor gibi gözüküyor. Biraz bazen insanlar korkuyor, çekiniyor. Korkmaya, çekinmeye gerek yok. Yani korkarsak karşımıza bu gelecek. Eğer Melek İpek'e sahip çıkmazsan yarın sana sahip çıkan birisi olmaz. Öbür taraftan Kazım Güleççüs'e sahip çıkmazsan sana sahip çıkılmaz. Ya bu aslında bu ana kural. Yani bu sadece günümüzün kuralı değil. Ta Hitler döneminde olan bir kural. Eğer bana bir şey olmaz dersen sana da gelip oluyor. O yüzden insanlar ya bunun farkına varır. Akın Bey'in bunun farkına varın. Yani hiçbir aklı başında insan yok dediği mesele bu. Aklınızı başınıza alın ve biraz farkında olun. Bu tehlikenin ne kadar büyüdüğünü, ne kadar yaygınlaştığını fark edin ve Melek İpek'e sahip çıkmayla başlayalım. Kazım Güleççüs'e sahip çıkmayla başlayalım. Oğlunun teslim olmaması, diz çökmemesi, biat etmemesinden dolayı annesini alıyor. Bu görülmüş bir şey değil. Yani ne 12 Eylül rejiminde görülmüş, ne 28 Şubat'ta görülmüş. Şimdi diyorlar ki bu haberlerin altına, ya ama Ergenekon'da da siz şöyle yaptınız. Kardeşim, Ergenekon'da hangi sanığın annesine, babasına, çocuklarına zulmedildi? Hangi sanığın bir tanesi kalksın desin ki ben mağdur oldum ama benim çocuklarım da mağdur ettiler. Bu böyle bir şey diyemez kimse. Yani yargılamaların içinde hatalar vardır, yoktur. Yani yöntem, bunlara hiç girmiyorum. Ama bir tanesinin annesine, babasına girmedi. 12 Eylül'de girmedi. Yani 60 ihtilalinden sonra girmedi. Yani ancak bu Hitler döneminde yapılmış. Bizim Mehmet Efe Çaman çok sıklıkla söylüyor onu. Yani bütün aile boyu cezalandırma gibi Hitler'in yaptığı bir uygulama. Neyse, yani çok bu uzun konuşulur bir şey ama yani evet. Dediğiniz gibi eğer bugün Melek İpek için ses çıkarmazsanız yarın size sıra gelecek. Yani gelmeme ihtimali yok. Bugün zaten az önce söylediğimiz mesela gazeteci Furkan Karabay cemaatle ne alakası var? Onu da aldılar, tutukladılar. Kazım Güleççüs'ün Gülen cemaatiyle ne alakası var? Onu da aldılar, tutukladılar.
Cumhuriyet gazetesi yazarlarının Gülen cemaatiyle ne ilgisi var? Onlar da yıllarca hapiste yattı. Kavala da aynı şekilde suçlandı. Ya bu devam edecek demektir. Nereye? Kendi etrafındaki insanlar. Herkes bitecek, en son diyecek ki Emine Hanım sen de mi FETÖ'cüydün? İşte bilmem kim sen. Ona dönecek herhalde iş. Ona doğru gidiyor son sürat. Söyleyeceklerim bitti. Konumuz bitti. İlave edeceğiniz bir şeyler varsa istersen hızlıca alayım. Ondan sonra kapatalım. Evet Ensar senden başlayalım. Var mı bir şey ilave edeceğin? Alakalı bir nokta eklemek istiyordum ben orada. Buyurun. Şimdi birileri ses çıkarıyor mesela, sahip çıkıyorlar ama sahip çıkarken şöyle ben bazı tweetler gördüm. Mesela diyor ki eli öpülen tutuklanıyor ama eli öpenler serbest dışarıda işte güç şeyinde. Ben bu tarz yaklaşımları da biraz tehlikeli buluyorum. Yani ses çıkaranı niye ses çıkardın demek tabii ki çok doğru olmayabilir ama yani eli öpenler de içeri atılırsa bu doğru bir davranış mı olacak? Ya da 80 yaşına yaklaşmış bir kişinin, hastalıkları olan bir kişinin bu tarz sebeplerden gözaltına alınması, tutuklanması için ama fakat ya da başka cümleler kurmaya gerek var mı? Çok emin değilim. Yani mesela Kazım Güleçyüz için ifade özgürlüğü kapsamında sadece tutuklanmasına karşı çıkılması yeterli değil mi? Ya da Melek İpek'in tutuklanmasına karşı çıkmak için içerisinde bulunduğu durum, yaş durumu, sağlık durumu yeterli değil mi? Bunu anlamakta tabii zaman zaman zorluk çekiyorum ama az önce bahsettiğiniz gibi bunda toplumsal korku, toplumsal hislerin de etkisi olabilir. Ama bir grup var ki bu cezalandırmayı amalarla, fakatlarla sahip çıkıyor görünüm adı altında farklı şekilde soslamaya çalışıyor. Bu da beni rahatsız eden konulardan bir tanesi açıkçası. Evet, teşekkür ederim. Nurullah Bey? Ben de sadece şöyle diyeyim. Yani bu terör suçlamasının silah olarak kullanıldığını her fırsatta söylüyorduk ya. Yani terör suçlamalarının istismar edildiğini ifşa etmek zorundayız. Yani yapılan o Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanması da bu kapsamda olan hadiselerdi. Geniş kitlelere bunu anlatmak zorundayız. Yani bu herkesin üzerine bir vazife, ülkenin selameti açısından da yapılması gereken bir hadise. Bu kapsamda hem Kazım Güleçyüz'dür hem Melek İpek'tir. Yani onların da kurtulması, bu terör suçlamasının istismar edildiğinin herkese anlatılmasından geçiyor. İnşallah bunu üzerine vazife olan herkes yapar ve anlaması gerekenler de anlar deyip böyle bırakmış olayım ben. Evet, peki çok teşekkür ederiz katıldığınız için, katkılarınız için. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.